Lustras Meetup serisinden herkese merhaba. Ben moderatörünüz Sena. Serimizde çeşitli sektörlerden konuklarımızla dijital marketing hakkında sohbet edeceğiz. Bugün Konyalı Saat'ten Taner ile birlikteyiz. Hoş geldin Taner, nasılsın? Hoş bulduk, iyiyim. Sen nasılsın? Çok İyiyim teşekkürler. ben. Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Sana sorularıma geçeyim yavaş yavaş istiyorum. Konyalı Saat sektöründe oldukça bilinen, lüks markalarla çalışan ve güzel başarılara imza atmış bir marka. Bir yandan birçok tanınmış global marka ile çalışıyorsunuz. Bu global süreçleri nasıl yönetiyorsunuz? Aslında şöyle, Konyalı Saat, evet, marka karması ve hizmet standartları tarafında saatçilik sektöründe farklı bir konumda, fark yaratan bir marka. Birçok dünya markasıyla işbirliğimiz var. Markaların belli guide'ları var. Genelde guide'lara uyarak aslında oradaki sıkı ilişkiyi sağlıyoruz. Ve eş zamanlı olarak birlikte iletişimler yapıyoruz. Dolayısıyla aslında hem çok sıkı çalışıyoruz hem de yoğun bir çalışma tempomuz var global markalarla. Çok güzel. Konyalı Saat bir yandan da her sene karlılığını arttırıyor. Burada neyi farklı yaptığınızı düşünüyorsunuz? Aslında şöyle, sektörde Konyalı Saat, İsviçre markaları ve bazı Japon markalarıyla, yani Japon mekanizması saatler üreten markalarla biliniyor. Dolayısıyla hem saat tarafındaki ustalığımız hem çok köklü bir marka oluşumuz bizi çok etkiliyor. Müşterilerimize güler yüzlü ve aslında konusunda uzman, gerçekten saat sektöründe belki minimum 20 yıl, 15 yıl çalışmış arkadaşlar mağazamıza destek veriyor. Dolayısıyla burada sürekli olarak bir bağlı müşteri, bağlılığı yüksek müşteriler var ve süreç içerisinde de bu sayıyı arttırmayı hedefliyoruz sürekli olarak. Peki dijital süreçleri yönetirken karşılaştığınız en büyük zorluklar neler oluyor? Aslında majör çok büyük zorluklarla karşılaşmadık. Burada Busuas ekibi gerçekten çok büyük destek verdi bize. Daha öncesinde çok daha ben sürece başlamadan öncesinde bir çalışmamız olmuştu. Sonrasında tekrar ikinci kez işbirliğimiz başladığında aslında çok oturmuş bir süreçte başladık. Bizim çünkü web sitemizde bazı değişiklikler yapılmıştı, bazı şeyleri yapamıyorduk gibi. Şu anda aslında sürekli olarak platformları izliyoruz, test ediyoruz. Bir de ekiple artık sanki aynı şirkette çalışıyormuş gibi bir durumumuz var. Aynı ekipteymişiz gibi bir çalışma yöntemimiz var. Bence oradaki bir kan uyumu da çok kritikti. Onu da sağladık. Dolayısıyla aslında bir zorluk yaşamıyoruz. Satmış olduğumuz markaların da aslında en büyük satıcısı biz olduğumuz için doğal olarak zaten ön planda olmanın verdiği de bir rahatlık var. Ama günün sonunda daha fazla oradaki süreci nasıl iyileştiririz, kanalları nasıl geliştiririz ve yeni kanalları nasıl deneriz diye sürekli aslında kafa yoruyoruz ekiple birlikte. Ya çok güzel. Biz de bu arada sizinle çalışırken çok keyif alıyoruz aslında. Bir arada olmak bizim için de çok güzel sonuçlar çıkarıyor. Kesinlikle öyle. Peki bizimle böyle ilham verici başarı öykülerinden birini paylaşabilir misin? Yani aslında şirket genelinde birden fazla böyle öyküler var. Şöyle başlayabilirim. Şimdi pandemi sebebiyle şirkette bazı yapılanma değişiklikleri oldu. Birden aslında bütün dünyada yaşadığımız bir şey bu ama bizim de çok yakından deneyimlemiş olduğumuz bir süreç oldu. Çok fazla şey değişti. Şirketlerdeki yapılanma değişti. Yeni departmanlar ve yeni satış kanalları çıkmaya başladı doğal olarak. Çünkü mağazalarımız aslında yoğun satış kanallarıydı ve kapattıktan sonrasında biz artık dijitalde neler yapabiliriz, daha fazla ne yapmalıyız gibi bir yola geçtik. Dolayısıyla aslında farklı yatırımlar da yapmaya başladık. Yani örnek veriyorum, web sitemizin altyapısını komple değiştirdik. Tamamıyla UX tasarımı sıfırdan tasarlandı ve aslında müşteri deneyimini nasıl arttırırız'a biraz daha yoğunlaştık. Dolayısıyla hem lüks konseptli bir web sitesi hem mağazalar tarafında da yatırımlar yapıldı. Şu an neredeyse her ayımız bir başarı öyküsü. Dolayısıyla çok keyifli zamanlar geçiriyoruz. Hem daha konforlu bir çalışma ortamı sağlanmış oldu sistem anlamında tüm şirketteki arkadaşlara. Hem de aslında genel olarak çok daha iyi bir yerdeyiz başladığımız noktaya göre. Çok iyi. Sektördeki gelecek trendlerini nasıl görüyorsun? Yani bu aslında biraz yine pandemiyle birlikte değişen bir trend var. Lüks algısı ve lükse yönelim daha da fazla arttı. Biz aslında büyük ihtimalle bundan sonrasında da bu trendin bu yönde de değişeceğini ve devam edeceğini düşünüyoruz. Çünkü özellikle kaliteli, sorunsuz ve sonrasında çok uzun yıllar kullanabilecekleri saatlere zaten aslında müşteriler yöneliyor. Dolayısıyla bunlar da İsviçre markaları.
günün sonunda. Satmış olduğumuz diğer markalarda da tabii ki kaliteyle ilgili bir problem yaşanmıyor. Fakat İsviçre markalarının dünya genelinde zaten böyle bir algısı var. Dolayısıyla bu trend hem lükse doğru gitmeye devam ediyor. Biz de bu trendi kaybetmemek adına başka lüks markaları da bünyemize katmaya devam ediyoruz. En son geçmiş olduğumuz sene içerisinde 7 tane farklı marka bünyemize katıldı ve katılmaya da devam edecek. Dolayısıyla bu trend de böyle de yükselmeye devam ediyor gibi görünüyor. Katılımın için çok teşekkür ederim Taner. Seninle sohbet etmek ben çok keyifliydi. Bize eşlik ettiğin için teşekkürler. Yeni yayınlarda görüşmek üzere. Görüşmek üzere, hoşça kal.